Kocaeli gündeminden merhaba. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 15. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim Programı Kocaeli'de start aldı. Programda konuşan Başkan Büyükak'ın Kocaeli'nin Türkiye'nin Çevre Hareket Merkezi'ne aday olduğunu söyledi. Kocaeli'nin önümüzdeki dönem için stratejisini belirleneceği Geleceğe Bakış Vizyondan Eyleme Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 stratejik planı çalıştayı başladı. Çalıştay'da konuşan Büyükşehir Genel Sekreteri Gündoğdu, stratejik plan hizmet kalitesini arttırır, vatandaş memnuniyetini sağlar. Ayrıca şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim ortaya koyar ifadesini kullandı. Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi öncülüğünde hayata geçirmesi hedeflenen Kocaeli Çevre Master Planı çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Proje kapsamındaki tüm paydaşların temsilcileri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun katıldığı şurada Çevre Şehircilik Politika Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmaya ve hayvancılığa yönelik desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir tarafından verilen mazot kartlarını alan çiftçi, traktörün deposunu doldurmaya başladı. 16 bin çiftçiye 2 milyon 700 bin litre mazot veriliyor. Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde faaliyetler hız kesmiyor. Aşçı yardımcılık kursunda eğitim alan öğrenciler düzenlenen yarışmada hünerlerini sergiledi. Öğrencilerin hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler usta şefleri aratmadı. Yarışmanın jüri üyeliğini ise ünlü şef ve yazar Rüzgar Sümbül ve şef Uğur Girdik yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sportif faaliyetlere verdiği destekle gençlerin ve çocukların hem eğitimine hem de eğlenmesine katkı sunuyor. Büyükşehir ekipleri Potasız Okul Kalmasın projesi kapsamında 2023 yılı içerisinde Kocaeli genelindeki 188 okula daha basketbol ve voleybol sahası yaptı. Haftaya görüşmek üzere.